İç savaşın devam ettiği Yemen bir kez daha bombalı saldırıyla sarsıldı. Bomba yüklü bir araç Aden Havaalanı yakınlarında infilak etti ve 12 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Bomba yüklü araç patladı, ortalık kan gölüne döndü. Alevlerin dört bir yanı sarmasıyla çevredeki araçlar ve bazı evler ciddi hasar aldı. Görüntüler Yemen'den. İç savaşın devam ettiği ülke bir kez daha bombalı saldırıyla sarsıldı. Bu sefer hedefte Aden Havaalanı vardı. Bomba yüklü aracın patlaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Patlama şehir genelinde duyuldu. Çevredeki binaların camları ise patlamanın şiddetiyle parçalandı. Onlarca yaralı için kan bağışı çağrısı yapıldı. Patlama, havalimanı yakınlarındaki bir otelde büyük bir yangına da neden oldu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndansa gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınama mesajı yayınlandı, Yemen hükümetine başsağlığı dileğinde bulunuldu. Aden Havaalanı'na benzer bir saldırı, Aralık 2020'de düzenlenmiş, en az 22 kişi hayatını kaybetmişti.